Koray Bey, Nihan Hanım eşi gelene kadar burada. İlgilenirseniz sevinirim. Tabii tabii. Buyurun içeri. Buyurun. Hoşça kal. Kemal. Teşekkür ederim. Kızdın sen bana yine. Kızmadım. Kızdın. Kızmadım Nihan. Buraya seni ben çağırdım. Senin hiçbir şeyden haberin yoktu ki. Belki de benim çağırdığımı bilseydin buraya gelmezdin bile. Kemal sen delirdin mi? Ben Emir'e her şeyi anlatırım. Kulübeyi? Kulübeyi de anlatabilir misin? Sana o kadar içme dedim. Çattı işte. Sen Zonguldak'tan geldiğinden beri ben böyleyim Kemal. Dengem şaştı. Sana hep bunu anlatmaya çalıştım. Nihan. Senin benden sakladığın bir şey var. Ama bunun ne kadar önemi var bilmiyorum artık. Çünkü benim aklıma takılanların cevabı sende yok. Herkes kendi hayatından sorumlu. Gerekçeleri ne olursa olsun. Sana artık kızmıyorum. En kötüsü ben de artık ne hissettiğimi bilmiyorum. Ama içimden bir ses dur diyor. Nihan'a bakmaya devam et diyor. Onda bilmediğin bir şey var diyor. Hiçbir zaman dokunamadığın yaralar gibi. Ama dokunamadan o yarayı iyileştiremezsin ki. Taşıyan bir çare aramıyorsa zaten yalnızdır. Hadi geç. Geç içeri. Kardeşim şurada biraz duralım. Hayırdır abi? Şu hanımefendiyi gidene kadar bekleyelim de. İçin rahat etmedi değil mi abi? İstiyorsan döneyim istasyona. Abla gitsin ondan sonra çıkarız biz de. Yok. Gerek yok. Bakalım ne ifade vereceksin Nihan Hanım. Bir şey rica edeceğim. Tabii. Ben burada yalnızdım. Tamam mı? Tabii tabii. Ne derseniz. Teşekkürler. Yalnız mısın sen? Evet. Yavaş. Arabaya. Borcumuz ne kadar?
Ha, yok yok, bir şey yapmadık zaten. Hayırdır Rex yok? Emir lütfen. Ne Emir lütfen, ne? Kemal nerede? Gitti. İyi olmuş, yoksa gerçek bir Rex olmasına çok az kalmıştı. Her şeyi dinlemek için sabırsızlanıyorum.